Karşımıza zencefil, zerdeçal ve tarçın, gerçekten faydaları saymakla, biz programlar boyunca konuşmakla bitmeyen faydalarını, kanserle mücadele eden herhangi birisi kullanabilir mi? Üçünü de kullanabilirsiniz ama birinci sıraya tabii ki zerdeçalı yazmanız lazım. Zerdeçal üçlü mekanizma ile, yani hem iltihap baskılayarken DNA koruyucu etkisiyle, hücre koruyucu etkisiyle, hem de aynı zamanda antioksidan gücüyle kanserlerle, özellikle kalın bağırsak kanseri çok net biliniyor. Prostat meme biliniyor ama kalın bağırsak çok net biliniyor. Tekrar altını çizelim. Ciddi mücadele yapıyor. Ama sadece zerdeçal değil, zencefili de buraya koymak lazım. Tarçın da buraya koymak lazım. Bunların üçü de kanser düşmanı baharatlar. Baharatlar. Ve bu baharatları kanser savaşçısı olarak hocamız böyle bir grup haline getiriyor. O ekrana geliyor olacak. Ben de sizlerle hemen paylaşıyorum. Zencefil, zerdeçal, karabiber ve zeytinyağı dörtlüsüyle birlikte bir kanser savaşçısı karışımı da aynı zamanda elde edebilirsiniz. Bunu zeytinyağını böyle bir miktar ısıtarak mı, yoksa hayır soğuk olarak da tüketebilirler mi? Bir şimdi, sos niyetine çok mi? Güzel. Sıcak Bu veya ayrıntı soğuk. Çok önemli. Bazen ayrıntı Şimdi işin... ben yapacağım, şimdi düşünüyorum. Tamam. Sonuçta bu bir güçlü bir kalkan. Yani sadece kanserli hastalar için de güçlü bir kalkan olduğunu düşünüyorum. Kendimi iyi hissetmediğimde, kırık dökük hissettiğimde ben bu karışımı zaten yapıyorum. Yoğurda karıştırdığım da var sizin mesela sürekli tarif ettiğiniz, ama insanlar ilk defa kullanacaklarsa veya yeni böyle bir hastaları varsa, şimdi düşünüyor zeytinyağını hafif eritip mi bunları atacağım, karıştıracağım, yoksa soğuk olarak da tüketebilir miyim? Şimdi güzel bir soru. Çağla, üç şey özellikle zerdeçaldan elde edilen faydayı 3'e 5'e değil 10'a 100'e katlıyor. Bir, zerdeçalı eğer karabiberle alırsanız buradaki oran 4'e 1'dir, 5'e 1'dir. Yani bir çay kaşığı zerdeçal, çeyrek kaşığı karabiber. 20'ye 1'e kadar bile indirebilirsiniz. Karabiberin içerisindeki bioperin dediğimiz bir madde, zerdeçalın kanda kurkumoid içindeki kurkumoid ve türmeronların daha uzun süre kalmasını, dolayısıyla anti kanser veya anti iltihap ya da anti alerjik etkilerini daha uzun göstermesini sağlıyor. Onun için zerdeçalı kullanan herkesin şunu bilmesi lazım. İkiz kardeş gibi düşüneceksiniz daima. Ne için kullanırsanız kullanın, zerdeçalı karabiberle beraber beraber kullanın. Ne yaparsanız yapın yan yana olsunlar. Net, net. İkincisi, zerdeçal eğer yağla birlikte kullanılırsa, yağla beraber emilimi daha da çok artıyor. Bağırsaktan emilimi. Yoğurdu ben onun için düşünmüştüm. Çok kolay, her evde, her zaman, her koşulda var elimizin altında. Yoğurt yağlı bir yiyecek diye düşünmüştüm. Onun için ben yoğurda o beşli karışımı koyayım derim. Zerdeçalı, evet, zencefili, tarçını, karabiberi, üzüm çekirdeğini vesaire. Üçüncüsü de söylediğin önemli bir ayrıntı, ısıtma. Isıtılmış, yağ eklenmiş karabiberli zerdeçal, üç ekledik üzerine, muazzam etkili. Dolayısıyla zeytinyağı, zerdeçal, karabiberden bir sos hazırlar. Akıllı bir hanım evinde daima. O hazırladığı sosu, hazırladığı çorbaya, pişirdiği etli sulu yemeğe, sebze yemeğine iki çay kaşığı, üç çay kaşığı, bir tatlı kaşığı nasıl istiyorsa ilave eder. Ekleyerek. Salatasına ilave eder. Çok güzel. Peki bu bilgilerden sonra kanser desteği besinlere geçeceğiz. Ekranlara gelsin. Bunun ne demek olduğunu hocama detaylı şekilde sormak istiyorum. Önce ekranlara geldi. Domates ve ürünleri, turunçgiller, probiyotik besinler, maydanoz, lahana ve benzerleri, zencefil, soğan, sarımsak, tarçın, bitter çikolata ve tabii ki zerdeçal, kanser savaşçısı besinler diyebiliyoruz. Ne ile savaş ettiğini merak ediyorum burada. Hücrelerin yanlış bölünmesine mi engel oluyor bu spesifik olarak bu besinler, yoksa hayır bağışıklığımızı güçlendirdiği için mi kansere karşı bir kalkan oluşturuyor? Farklı mekanizmalar var. Mesela domatesteki likopen çok güçlü bir antioksidan. Dolayısıyla hücrenin paslanması, erken yaşlanıp kötü bölünüp kansere yol açmasını önlüyor. Domatesteki likopen özellikle prostat, meme ve kalın bağırsak kanserinde muazzam etkili. Hele hele prostatta muazzam. Turunçgillerdeki naringenin, hesperidin gibi maddeler doğrudan doğruya antioksidan etkileriyle, bu flavonoller antioksidan etkileriyle hücre paslanmasını, yaşlanmasını, bölünmedeki hatalar göstermesini önleyerek. İlave edelim. Maydanoz çok değişik bir mekanizması var. Maydanozda apigenin diye bir madde var. Apigenin tümör hücrelerinin damarlar yaparak etrafa yayılmasını önlüyor. Yani damar gelişimini blok ediyor. Dolayısıyla tümör metastaz yapamıyor. O nedenle kanserle savaşta maydanoz tüketmek son derece akıllı, akılcı bir yaklaşım.
Zerdeçal'ı söyledim biraz önce. İçindeki kurkumoidler ve tümör onlar hücre bölünmesini, DNA hatalı bölünmesini, DNA hasarlarını onararak, düzenleyerek, engelleyerek, iltihabı engelleyerek etki gösteriyor. Lahana, sülforafan sayesinde, glikozinolatlar sayesinde olağanüstü bir antikanser savaşçı. Bunları çoğaltmak mümkün. Soğanda, sarımsakta kuversetin var veya alisin var sarımsaktaki. Onlar da doğrudan doğruya hepsi antikanser. Hepsi farklı koldan aslında farklı koldan saldırıyor değil onun mi? Onun için zaten geçenlerde de konuştuk. Baharı baharatlandırın diyoruz ama aslında hayatı baharatlandırmanız, hayata sebze ekleyip renk katmanız ve yaşınız 40, 45, 50 geçirse eti bırakıp ota dönmeniz lazım. Renkli bitkisel gıdalara, otlara, sebzelere. Kesinlikle. Peki çiğ kuru soğan, kuru soğan demişken çiğ kuru soğan, çiğ tüketilen kuru soğan reflüyü tetikler mi? Sonra ardından da izleyenlerimiz de isterseniz bir reflünüz var mı testi de yaparız. Olur yapalım. Şimdi reflü soğan ilişkisi herkeste değil ama çoğu insan için geçerli. Ama çiğ soğanın ve çiğ sarımsağın bir marifeti var, onu söyleyelim. Eğer bağırsaklarınızda helikobakteri varsa çiğ soğan ve sarımsak helikobakteri antibiyotik etkisi yapar. Yani onun çoğalmasını, problemli o hale gelmesini önemli ölçüde etkiler. Helikobakter çoğalınca gastrit olursunuz, asitiniz artar. O da reflü çoğaltır. Yani soğan reflü ilişkisi biraz böyle iki ucu keskin bir bıçak ilişkisi. Kişiden kişiye değişir ama reflü yeni bin yılın en önemli sağlık sorunlarından biri. Özellikle biraz önce anlattığımız baş ağrısına yol açan her sebep, strese sokan bizi her sebep reflüyü de hızlandırıyor. Çünkü stres çağla yemek borusuyla midenin birleştiği yerdeki o kapağı kapanmaz hale getiriyor, gevşetiyor. Ve midenizin içinde geriye kaçmaması gereken asitli mide müftevası yemek borusuna kaçıyor. Her şey stresten oluyor gibi gelmeye başlıyor. Çok büyük bir kısmı. Hastalıkların bana göre toplamda %70'i stresten oluyor ya da stresle hızlanıyor, şiddetleniyor, ağırlaşıyor veya da tetikleniyor diyelim. Çok çok etkili. Peki sizlere birkaç tane soru soracağız. Dört soru soracağız. Dört sorudan üçüne eğer evet diyorsanız sizde reflü olabilir. Yani reflü sorunu olabilir diye bakabiliriz. İlk soruyla başlıyorum. Buyurun. Midenizin üstünde bir ağrı, yanma, ekşime, kaynama ya da spazm hissediyor musunuz? Ama ne zaman? Mesela yemek yedikten yemekten sonra yemekten yarım saat, 15 dakika sonra. Açken pek olmaz ama açken dahi olur bu reflü eğer devam ediyorsa. Ama özellikle mide dolduğu zaman midenin boşalma çabası esnasında kasılmalarıyla ileriye doğru iteceğim derken geriye doğru kaçırır. Ve o nedenle yemekten sonra tam böyle iman tahtanızın altında bir kalp ağrısıyla karıştırabileceğiniz şiddette bazen bazen kalp krizinden edip hastaneye koşarsanız ağrı olur. Olabilir. Eğer bu varsa. Ya da zaman zaman ağzınıza acı, ekşi ya da tuzlu bir sıvının geldiğini hissediyorsanız bu durum sık tekrarlıyor mu? Buna bakmalısınız. Özellikle de yatarken ağzınıza gelen bu artıklar yüzünden yataktan fırlamak zorunda kalıyor musunuz? Öksürerek fırlamak özellikle. İkinci sorumuz. Evet. Öksürerek. Yani ağzında metalik bir tat var. Ağzında bir ekşilik var. Ağzında bir anormal bir tat hissediyorum. Ayrıca boğazım yanıyor, sesim kısılıyor, konuşmakta güçlük çekiyorum. Geceleri öksürük nöbetleriyle uyanıyorum. Yatakta bu tip şikayetlerim artıyor derseniz. Nedeni şu, dik durduğunuz mide aşağıda, yemek borusu yukarıda. Tabii. Yer çekimiyle yemek borusunun altında sıvı. Ama yattığınız zaman yatay düzlemde rahatlıkla kaçak olabiliyor geriye. O nedenle başınızı yükseltin diyoruz. Reflü hastaları için önemli bir önem bu. Öneri de sunuyorsunuz. Bir diğer soru da günün herhangi bir saatinde özellikle de geceleri inatçı bir öksürük nöbeti yaşıyor musunuz? Buna bakınız lütfen. Ve son olarak tekrarlayan ses kısıklığı probleminiz var mı? Kulak, burun, boğaz uzmanı ses tellerinizde ödem, şişme ya da tahriş olduğunu söyledi mi? Bilgileriyle kendinizde reflü olup olmadığını da test edebilirsiniz. Evet, bu dört sorudan eğer üçüne evet diyorsanız reflünüz olabilir. Hatta ikisine. Hatta ikisine değil mi? Olabilir. Çünkü ciddi net belirtiler de diyebiliriz. Reflü için yaşam tarzını değiştirmemiz şartmış. Yani aslında o kadar çok şey var ki isterseniz başlayalım hocam. Şöyle. Yani ben böyle reflü olduğu zaman neler değiştireceğiz diye bir yazı yazdım. Yaklaşık bir 40 madde falan vardı Çağla. sonra Reha Muhtar o zamanlar Vatan Gazetesi'nde köşe yazarıydı. O bana bir yazı yazdı. Ya hoca bunları yaparsak hayatımız nasıl düzelir? Ne yapacağız yani? Ne yapacağız? Peki değil mi? Bunları yapmamız ölsek daha mı iyi falan gibi bir şey. Gerçekten reflü için yediğiniz işlerinizi değiştirmeniz, kilo varsa fazla vermeniz, yemek ritimlerinizi doğru ayarlamanız, stres meselesine bir çözüm aramanız, yani çok fazla hayat tarzı değişikliği yapmanız lazım.
Reflü tetikleyen şey ne? Bari ona dikkat edelim hocam ya. Yani tamam stres ama onun en önemlisi dışında... yediğiniz ve yani daha doğrusu ruhunuza ve bedeninize neyin girdiği. Doğru söylüyorsunuz. Yani aklınızdaki düşünceler, yani ruhunuzu besleyen düşünceler, fikirler, sorunlar, tehditler ve midenizden içeri girip bedeninizi tehdit eden şeyler. Çünkü sonra yapmamamız gerekenler bence daha fazla. O yüzden yapmamız gerekenlere daha çok dikkat edebiliriz. Bence portakal suyu, özür diliyorum, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyuna dikkat edilmeli. Çiğ kuru soğan, kızarmış patates, kepekli yiyeceklerin reflüyü tetiklendiği biliyor. Çay, kahve ve çikolata reflü problemini arttırıyor. Baharatlı yiyecekleri sınırlamanız gerekiyor. İyisi mi reflü olmamaya aslında burada edeyim. Biraz da Çağla, bunu da ilave edelim, kişiye özel şeyler de olabiliyor. Yani bazı kişilerde örneğin kepek ekmeği yemek reflü yapmazken birisinde inanılmaz yapabiliyor. Olabilirim. Onun için hep söylerim ya ben, biraz vücudunuzla konuşun, yediklerinizle konuşun, midenizle, bağırsaklarınızla konuşun. Ne size denk gelmiyor, onu hemen sistemden çıkarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Thank you.